Peki o zaman e, Cansu ve Nefise birbirlerine dayanışma içerisine girdiler. O görüntüleri izleyelim üstüne yorum yapalım. Evet Cansu ile Nefise'nin yakın arkadaşlar olduğunu biliyoruz ama burada çok daha böyle ayrı bir konuşma izledik. Hani ben gidersem sen devam et diye Nefise motive ediyor. Cansu sen gidersen ben de giderim gibi şeyler söylüyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu ikilinin arkadaşlığını ve bu dayanışmayı? Bu ikiliyi izlerken aklıma şu geldi ama dedim ki Evrim asla... Artık e, negatif yönden bakma şu olaya beni çok rahatsız etmişti o olay. E, Nefise ve Osman'ın cansuyla dalga geçmesi, Nefisenin cansu için o söylemiş olduğu kötü söz asla kabul edilemez. Hı hı. Daha sonrasında ya çok büyük bir pişmanlık var. Hı hı. Cansuyla arkadaş olabilme cesaretinde bulunuyor. Ya da cansuda çok güzel bir Erdem var. Ee, güzel bir kalbi var. Kendisine bunu yapanları arkadaş olarak kabul edebiliyor. Hı hı. Ben yapamazdım. Ne Cansu gibi ne Nefise gibi. Yapamazdım. Gerçekten. Hangisini tebrik etmeliyim bilmiyorum. Yani Nefise de birazcık bu konuda belki şapkasını çıkardı önüne koydu. Dedi ki benim burada hatam var. Hatasını kabul ettikten sonra bir insanın da ne kadar hani kin de tutmadığı Cansu. Yapıcı da olmaya ee, Hı -hı. Çalıştı bence toparlandı araları. Şu gibi an gördüm. iyi bir arkadaşlıkları var demek ki belki de bunu aralarında konuştular biz hiç göremedik. Hı -hı. Mutlaka ki konuşulmuştur bu. Ya konu. da konuşulmadı bak konuşulamayacak kadar aslında itici bir konu bu. Gözleriyle bile anlaşmış olabilirler o konu açılmasın tekrardan. Yani ben seninle kötü bir şey yaşadığımda ondan bahsetmek istemem Begüm. Onu Hı -hı. atarım köşeye, boş ver derim. Sen benim gözümden sana ne kadar mahcup olduğumu anlarsın. Hı -hı. Senin de benimle geçinmeye niyetin varsa zaten arkadaşlığımıza devam ederiz. Hı -hı. Nefise bu acıma yetim lafını kime söylemişti? Cansu'ya. Cansu'ya. Cansu evet. Kimin taklidini yapmıştı? Cansu'nun. Cansu. Nun. Cansu, nun. Cansu, nun. Cansu ya. Bak şimdi. ben mesela bu konuyla alakalı yani şimdi gelen noktaya bakıyorum. Cansu diyor ki, eğer elenirsem diyor, seni diyor Nefise'ye. Osmancanı ve Aziz destekleyeceğim diyor. Şimdi baktığımızda bu üç kişinin ikisi Cansu'nun sakatlığında organize olarak hı hı. E, tiyatro yapıp evet. dalga geçen kişiler. Şimdi ben seyirci olarak şunu görmek istiyorum. Eminim ki e, Nefise insani olarak hatasını anlamıştır hı hı. ve ile bir konuşma yapmıştır. <laughs> Bence de. Ama bunu e, herkesin gözü önünde yapmadı o konuşmayı. Herkesin gözü önünde yapması lazım. Yani Niye yani. biliyor musun? Bir laf vardır. Eee ten şey e, kalabalıkta olan olayın özrü tenhada olmaz diye. Hmm. Evet. Değil mi? Öyle bir laf var. Evet, Yanlış evet, mı? Evet, çok güzelmiş. Şimdi e, ben şu an mesela birçok şeyi sorguluyorum. Neyi sorguluyorum? Ha Cansu'ya bak ne yüzsüzmüş derim içimden istersem. Derim ki kız neler yaptı Nefise ona? Neler söyledi? Şimdi en iyi arkadaşım diyor şampiyonlukta onu destekleyeceğim diyor. Nefise için şunu söyleyebilirim. Ha Nefise'ye bak. Yüzsüz gitti, değil de dalga safmış geçti. diyebiliriz belki. Gitti, ben dalga, gitti, gitti dalga geçti. Ee, ne derler? Acıma yetime dedi. Şimdi e, ben gidersem seni destekleyeceğim diyor. Ama işin öbür tarafından bakarsam her zaman söylüyorum. Ee, zaten dünyadaki en büyük beş davranış, en özel beş davranıştan biri özür dilemek ve hatağından pişmanlık duymakmış. Hı -hı. En önemli beş davranıştan biri. Şimdi nefise eğer Cansu'dan özür dilediyse ...ve şöyle boynuna sarılıp... ...yani mesela şunu dediyse... ...ki ben dediğini düşünüyorum... Hı hı. ...Cansu... E, ...artık seninle iyiyiz... ...yani bunu söyleyeyim içimde kalmasın... ...yani o gün seninle dalga geçtim ya... ...şu an seni daha iyi tanıyorum... ...ki o gün de hata olduğunu düşünüyorum... ...yani yüzüne bakamıyorum bazen... E, ...bu konuda hakkını helal et... Hı hı. E, ...ben seni tanıdıktan sonra daha da sevdim... ...o günkü... Gerçekti ya da değildi benim yaptığım çok büyük bir hataydı. Hı hı. söylediğim lafta yaptığım harekette senden çok özür diliyorum. Bence de. demiş olma ihtimalini düşünüyorum hı hı. ama ben seyirci olarak bunu görmek istiyorum hı hı. anlatabildim mi? Evet. Hayır yani bu, bu bir programsa tamam mı? Sen Cansu'ya böyle bir özürü sadece Cansu'ya borçlu değilsin bana da borçlusun. Evet. Çünkü senin o hareketinden dolayı. Tabii. Ben seni eleştirdim. Seyirci o hareketinden dolayı belki sana antipati duydu. Ya da sen o hareketinden dolayı antipati kazanmışken... ...bu hareketinle birçok insana örnek olabilecekken... ...bunu belki ee, ne derler, kameranın olmadığı yerlerde yaptın. Ha, yaptıysa evet. zaten iyi ona bir şey demiyorum. Ama benim önümde yapsa hikayenin puzzle'ı eksik kalmaz. Evet. Şu an o kısım eksik. <laughs> Ve yani... çok güzel bir hareket baktığın zaman. Şimdi o yüzden hani e, arkadaşlıklarına hem anlam veriyorum... Hem anlam veremiyorum. Aslında bu olaydan önce de bir arkadaşlıkları vardı aynı takımdayken. Evet. Sonra bu olay yaşandı ve üstüne tekrar toparlandıktan sonra biz dediğin gibi bu görüntüyü görmek istedik. Ama bu görüntünün gelmemiş olması da aralarında yapılmadığı anlamına gelmiyor bir yandan. Ama şöyle bir şey. Senin biriyle arkadaşlığın varsa tamam mı? Hı hı. Sen o karşı takıma geçti diye bu kadar haince bir hareket yapmaz. Çünkü bu sene Survivor'ın bence en kötü 3 hareketinden biriydi. O dalga geçme sahnesi. Evet. Hala onun çamuru var yüzlerinde. Bak ben size söyleyeyim. Unutmuyorum diyece diyorum Hayır, ya gerçekten hep. Gerçekten bak hani şimdi diyecekler ki yine mi konuşuyor? E, konu geliyor kardeşim. Can sürün Nefis'e iyi olursa biz de bunun geçmişini sorgular ve nasıl böyle oldu diye düşünürüz ki bin tane Meti ile gidiyoruz şu an hmm. Nefis'e aslında bu konuda. Hmm. Çünkü barışmışlar, helalleşmişler. Tabii seni çok kızdırdığını hatırlıyorum. Eğer ben helalleşmediyse... Helalleşmediyse de Cansu'ya çok yüzsüzsün derim şu an yani. Ki Cansu da öyle bir kız değil ama yüzsüzlük yani. Ben kabul edemem mesela. Hani eğer Aynen. Nefise özür dilemediyse bu konuyla alakalı Cansu'yu sorgularım. Bugüne kadar dediğim birçok şeyi Cansu'yla ilgili sorgularım yani. Hı hı. Büyük ihtimal helalleştiler ama ben diyorum ki keşke benim önümde yapılan bir hatayı ben seyirci olarak hı hı. benim önümde bir özürle görsem ve bunu e ee, izleyen kardeşime, çocuğuma, arkadaşıma örnek göstersem bak ne demişti pişman olmuş ne kadar vicdanlıymış ötekisi de ne kadar merhametliymiş evet, ki evet. kabul etti onun özürünü diyebilsem. Çünkü bu yarışmayı ben bunun için izliyorum Tabii. anlatabildim mi? Hatta o, o söyleme üzerinden sen çok sinirlendin Nefise'ye Nefise şampiyon olursa ben burada oturmam diye bile Hayır hala Yok söylüyorum kalktın. Nefise yani. şampiyon olursa ben seneyi bu masada yokum. Bak tekrar söyleyeyim hani. ben lafımı yiyecek bir insan değilim. Nefise şampiyon <laughs> Niye olabilir. Yo? Yo, net Niye böyle söylüyorum. şeyler yapıyorsunuz ya Kemal abi Kemal... de aziz final koltuğuna oturursa ben... Hadi o dedi. birazcık daha kabul edilebilir çünkü Aziz'in final koltuğuna ben de oturamayacağını Hı -hı. düşünenlerdenim. Hı -hı. Ama Nefise şampiyon olabilir. Olabilir ben de biliyorum. Ve işte dediğin gibi ben iddialı bir insanım iddialı konuştum yani. abi. Yani bu olayın yani. üstüne dediğin belki... daha, tam tersi bak Nefiseyi övüyorum dikkat edersen evet. şey 10 gündür çünkü umurumda değil hani. Ee, sözümü yememek daha umurumda her şeyden tam tersi şunu düşünüyorum ee, bu söylediğinin üstüne zaten nefise toparlayıcı hareketler yapmış olsa zaten senin de bu sözünle alakalı ekstra bir şey söylemene gerek kalmayacak çünkü nefise zaten hatasından döndü en azından diyebileceğin bir durum olmuş olacak e tabii ki yani hayır. Her şeyi bırak. Güzel bir şey göreceğiz televizyonda yani. Evet, evet. Anladın mı? Bu kadar çirkinlikleri gördüğümüz bir sezonda bir özür, bir güzellik, bir iyilik, bir kalite, bir saygı, bir sevgi, bir güzellik görelim ya. Evet. Gerçekten yani. Hani o kadar kötü evet. şeyler yaşandı ki bu sene. Yani bunların telafisi varsa da gösterin abi bize. Gizli gizli yapmayın. O zaman ben sizin <laughs> nerenizden tutayım? Nasıl seveyim yani? Gerçekten bak. Şimdi bu konuda nefise hatalı diyoruz. Nefise arka tarafta özür dilediyse ben görmediysem hala hatası devam ediyor. Ama özür dilemediyse hem nefis hatalı kabul ettiyse Cansu da hatalı. Evet. Özür dilememesine rağmen senin şampiyon olmanı istiyorum. Çünkü sen Osman Can'la müthiş yaptın taklidimizi. Dışarıda bunu bir piyese döküp acaba acaba demde bir tiyatro salonu biliyorum. Arkadaşım çalışıyor. Bizi bedava da sokar. Orada mı oynasak? Yani anlatabildim mi? Çok çirkin bir durum var ortada. Öyle arkadaşlık olmaz ki. Ya bilmiyorum benim arkadaşlıklarım böyle değil yani. Böyle olamaz yani. Ben e, konuşup sorgulanarak helalleşerek devam etmekten yanayım kendi ilişkilerimde de. Katılıyorum. Yani ben katılıyorum. en azılı oldum insanın bile e, yanına gidip gitmeme konusunda sorguladım çünkü tanımak istediğimi söyledim Hı -hı. 2015'te mesela ve gittim konuştum bir şey kurdum, temas kurdum. Ondan sonra aramız düzeldi falan. Ya bunlar olabiliyor ya. Bu insani şeyler abi. Herkes herkese küs olmak zorunda şeyler. değil. Ee, özür dilemek e, alçaklık değil. Ee, ne derler? Hatanı kabul etmek, anlamak kötü bir şey değil. Ya rahat olun. Nasıl e, kötü şeyleri yüksek yüksek yapıyorsanız iyi şeyleri de yüksek yüksek yapın. Hatanızı anlayın. Dönün abi dönün. Herkes ama şey e, asıyor kesiyor. Ondan sonra Öf, e, arka tarafta gelince. özür diliyor. Evet. Ya sen senin özrünü görsek kimse seni hafif görmez. Ben iddia ediyorum. Cansu çıkıp ağlayarak bir röportaj verse, sonra da buradan çıkıp Cansu'nun yanına gidip özür dileyeceğim dese Nefise, hı hı. şu an herkes Nefise'ye ayakta alkışlar Bak, hı hı. Ya bu çünkü çok güzel bir şey ya. Evet. hatanı anlamak kadar güzel bir şey var evet, hayatta. Şey. Kendini kabul etmek kadar. O yüzden biraz İnşallah e, öyle olmuştur. Da. Gizli profesyonel olacaksın ve hikaye yarattığın hikayenin puzzlelarını seyirci önünde devam ettireceksin. Evet. Evet. Yapın, Doğru. O hatayı gerçekten bence de kamera önünde toparlaması gerekiyordu.